Oyunun hemen hemen bütün detaylarını, terimlerini ya da neyin ne olduğunu artık her biriniz az çok biliyorsunuz. Olur da izlemeyen veya bilmeyenler varsa kanalımda birkaç gün önce hazırladığım ve bütün güncel bilgileri derlediğim 2 adet video var. Gidip izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzda oyuna başlayacak arkadaşlara Kore'de oynadığım kadarıyla bir tier list hazırlamaya çalışacağım. Sınıfların pek çoğunu oynadım ve hepsini de Dami'de tek tek denedim. Bu nedenle deneyimle sabit bir video olacak ve bütün sınıfları genel olarak değerlendireceğiz. Yani oynamak istediğiniz sınıfı hem PvP hem PvE hem Raid hem de diğer alanlara göre puanlamaya çalışacağız. Hazırsanız siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan hemen videoyu kısacık bir böleceğim size lagofest gibi sorun çözücü bir vpn ile geldim. Arkadaşlar çok fazla oyunun türkçe olup olmayacağı konusunda soru geldi. Tron and liberty ne yazık ki türkçe olmayacak fakat kore'de kullanmış olduğum ve çevirisini gayet başarılı buldum. bu vpn ile sizin için tekrar bir anlaşma sağladım. Hatta şöyle direkt gösterebilirim game tosta zaten çeviri kısmını direkt görebiliyorsunuz. Burada zaten diğer toolslarda var görebiliyorsunuz bunlar da olacak muhtemelen buradan boost yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ekranda şu an yazan şekilde TOXICAN kodunu kullanarak uygulamayı satın aldığınızda %30 indirim elde edeceksiniz. Uygulamada Türkçenin yanı sıra FPS Boost da elde ediyorsunuz. Şöyle ki bu kısma geldiğinizde... Bu kısımda start booster'a bastığınızda hızlı bir şekilde FPS boost alıyorsunuz ve gerçekten oyunda akıcı bir durum elde ediyorsunuz. Yani bir üst seviyeye taşıdığınızı söyleyebiliriz açıkçası. İlerleyen zamanlarda yepyeni tuzlarda biraz önce söylediğim gibi eklenecek. Oyuna başlamadan da hızlı şekilde belirttiğim kod ile uygulamayı elde edebilirsiniz. Bu arada şöyle hızlı bir şekilde sitesine de değinmek istiyorum. Sitesine geldiğimizde ise hemen şöyle göstereyim hazır gelmişken bir günlük deneme süresini size bedava veriyorlar. Denersiniz deneyimlersiniz. Severseniz de satın alabilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz de var. Onun haricinde sitesinde gördüğünüz şekilde Tron Liberty'nin global sürümü için bir etkinlik planlamışlar. En önemlisi burada indirimler tabii ki. İndirimleri de kaçırmadan almanızı önerdim. Bunun üstüne ekstra da benim kodumu girdiğinizde kesinlikle çok güzel bir indirim elde edeceksiniz. Buradan aldığınızda zaten üstünde artı bir, artı bir, artı 2, artı üç olarak gösteriyor. Burada çevirme hakkı veriyor size. Buraya geldiğinizde ise buraya basıyorsunuz ve sandığı açıyorsunuz. Buradaki gördüğünüz Gördüklerinizden herhangi biri çıkabiliyor. Burada ise önemli olabilecek paketlerde zaten var. Standart deluxe ve ultimate olarak 3 paketi de size olur da şansınız yaver giderse direkt alabiliyorsunuz ve erken erişimde başlayabiliyorsunuz. Bu da önemli bir seçenek. Bu arada kesinlikle denenmesi gerektiği taraftarıyım. Bu siteye geldiğinizde detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz siteyi ve burada da eventin zaten kuralları yazıyor. Neyi nasıl elde edebileceğinizi falan yazıyor. Buralar detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Oyunumuzda 21 adet sınıfımız mevcut. Daha doğrusu silah kombinasyonlarımız olacak. Görsellerde zaten kısaltmaları yazıyor. Biz de her sınıfı tek tek her konuda konuşmaya çalışacağız. Sınıfları da birden 10'a kadar sıralamaya çalışacağız. 1 en kötü ve 10 en iyi olacak şekilde puanlama yapacağız. Bakın başlamadan belirteyim. Oyunda orta düzey sınıflar var. Ve oynanışı meta klaslardan bile zevkli olanlardan bahsediyorum. Zaten tablodan birazdan anlayacaksınız. Bu sınıflar bazı istisnai sınıflarda dışında tamamen bileğe bakan sınıflar. Bu oyunda tamam tier list yapıyoruz ama oynayacağın sınıfı öğrenmek en önemli olay. Şimdi burada bir A tier, B tier, C tier, D tier falan fiştan var. Biz burada bir listeleme yapmayacağız. Çünkü burası bize göre değil. Biz puanlama yapmak istiyoruz. Şu şekilde iki adet tablomuz var. İlk önce şundan birinci tablomuzdan başlayalım. Hemen tablomuzu kısa bir tanıtayım. Burada bilgileri görüyorsunuz zaten. Burada niye iki tane puanlandırma yaptın diye soracak olursanız. Birisi oyun başı. Birisi de oyun sonu puanlaması. Mesela SNS ve Vant. Gelelim burada 1v1'e bakalım örnek veriyorum. Early game'de 8 puan. End game'de de 9 puan verilmiş. Yani end game'i biraz daha iyi olabiliyor. İlk başta bu kadar beklentiye girmemenizi gösteriyor. Dediğim gibi bir en düşük 10'sa en iyi puan olacak şekilde puanlayacağız. Burada büyük savaşlardan kastım. Burada belirttiğim gibi guild savaşları, stone savaşları, siege savaşları, küçük savaşlarsa open world savaşları, dungeon savaşları, eventler falan birçok örnekler de var zaten. Arenada biliyorsunuz hepiniz ama yine de 3v3 olarak burada belirttim. Şimdi büyük savaşlar, küçük savaşlar, arena 1v1, dungeon ve farm olacak şekilde genel olarak bir karakterin bütün yönlerini ele almaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde çok fazla uzatmadan başlayalım. SNS dediğimiz Sword and Shield, Wand'la birlikte geldiğinde bu karaktere tam bir paladin diyebiliriz. Büyük savaşlarda kesinlikle vazgeçilmez bir klas kendisi. Aynı şekilde küçük savaşlar içinde kullanılması en kolay ve en güzel en zevkli sınıflardan birisi. Arenada da çok efektif çok fazla tercih ediliyor. Arenada grubunuza bu tarz bir paladin geldiğinde kesinlikle kazanma ihtimaliniz otomatikman yükseliyor. 1v1'de de çok güzel bir klas olduğunu söyleyebilirim. Birazcık yavaş ilerliyor tamam demeyiciniz biraz düşük kalıyor ama gerçekten tatmin edici bir sınıf olduğunu söyleyebiliriz. Dungeonlarda tank olduğu için otomatikman aranıyor. Bunu 8 e 8 olarak beslememdeki amaçsa damage olmadığı için. Yani tank'a göre yorumlarsan 10'a 10 ama damage olarak yorumladığında 8'e 8. Farm'da da istediğiniz yerde slotları toplayarak hızlı bir şekilde olmasa da yavaş yavaş kasılabilirsiniz. Biraz kesmesi diğer sınıflara göre yavaş ama gerçekten farm'ı da gayet güzel bir sınıf. SNS ve GS. de Great swords bildiğiniz üzere. Büyük savaşlarda pek çok kişi tarafından tercih edileceğini düşünüyorum açıkçası. Aynı şekilde küçük savaşlarda da bu iki savaşta da hatta arena ve 1v1'i de alacak olursak hepsinde 10 üstünden 10 olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bir meta class olarak görebiliriz bu karakteri. Aynı şekilde dungeon'da da top DPS ve farm'da da kesinlikle zevk alabileceğiniz bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. SNS ve Dagger Yine buraya sığmadığı için kısaltma kullandım. Büyük savaşlarda çok kişi tarafından kesinlikle tercih edileceğini düşündüğüm bir sınıf. Ama orta düzey bir sınıf olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani top DPS bir sınıf evet ama birazcık yetenekli isteyen bir sınıf. Öyle söyleyeyim daha iyi anlarsınız. Çünkü büyük savaşlarda çok fazla kırılgan olma ihtimaline karşın hızlı bir şekilde tek yiyebilirsiniz Çünkü büyük savaşlarda gerçekten endgame'de bu sayı 5'e düşebiliyor. Küçük savaşlarda da 5'e düşebiliyor. Çünkü direkt hedef haline geliyorsunuz. Arena'da 6'ya 3. Arena'da tamamen işlevsiz bir duruma geliyor bir yerden sonra. 1v1'de de eh işte. Ortanın biraz altı diyebiliriz. End game'ine baktığımızda. Early game'de gayet güzel bir sınıf. Ama end game'i birazcık çürük gibi bir şey. Dungeon'da gayet iyi. Kendini idare ediyor. Farm'da da aynı şekilde kendini idare eden bir sınıf. SNS ve Staff. Bu sınıf orta düzey bir sınıf. Öyle ahım şahım bir sınıf olduğunu söyleyemeyiz. Zaten bu iki kombinde pek fazla tercih edilen bir kombin değil. Büyük savaşlarda 6'ya 5. Küçük savaşlarda 7'ye 6. Arenada 7'ye 5. Bu ikisi gene iyi. Küçük savaşlarda ve arenada gayet güzel bir kullanışa sahip sınıf. 1 ve 1'de gerçekten kötü bir sınıf olduğunu söylememiz gerekiyor. Dungeon'da DPS eksikliği varken kesinlikle tercih edilebilecek bir sınıf. Farm'da da kendini çok güzel bir şekilde zaten tutacaktır. Ekstra olarak söylemem gereken bir şey yok. Çünkü bilinen bir sınıf, oynanılan bir sınıf kendini de tutan bir sınıf yani farm kısmında. SNS ve BOW 5'e 4 büyük savaş başlarda kesinlikle tercih edilen bir sınıf değil. Oynayanlar var ama bilerek mi oynuyorlar, bilmeyerek mi oynuyorlar orasını bilmiyorum. Çok tercih edilen bir sınıf değil. Kombinasyonlarını iyi yapamıyorsun yani. Kombin olamıyorlar tam anlamıyla öyle söyleyeyim. Küçük savaşlarda işte arenada gene iyi o kadar kötü değil. Bovu biliyorsunuz yüksek vuruyor zaten. SNS'den de aldığı bir savunma olduğu için gayet güzel seviyede arenada kendini tutabiliyor. 1v1'de de kendini idare ettirebiliyor. Güzel yerde güzel skill kullanırsanız alabilirsiniz birçok karakteri zaten. Dungeon'da bu sınıf aranmaz ama DPS yokluğunda alınır mı? Alınır. O şekilde söyleyeyim daha iyi anlayın. Farm kısmında kendini çok rahat bir şekilde idame ettireceğini düşündüğüm bir sınıf hızlı bir şekilde kasılıyor. SNS ve Xbow, da Crossbow olarak geçiyor oyunda. Büyük savaşlarda genellikle tercih edilmiyor. Yani ben pek görmedim öyle söyleyeyim. Canlı yayınlara falan ya da yayıncılara girip baktığınızda da pek göremezsiniz. Çünkü tercih edilen bir sınıf değil. Küçük savaşlarda eh işte kötünün iyisi diyebiliriz. Arenada güzel. Arenada yine bir şeyler yapabiliyor. Onun dışında 1v1'de de gene kendini savunabiliyor. Dungeonlarda eh işte birazcık yani 8'e 8 verdim ama bunu 7'ye 7 olarak da görebiliyorsunuz biliriz. 7 ile 8 arasında bir puanlamaya sahip. 7.5 yazmak istemedim açıkçası. 8 iyidir. Kendini gösterebileceği noktalar var diyelim. Toplu slotlara daha fazla damage atabiliyor. Farmda da gayet güzel bir şekilde kendini kasar ve ilerletir. Hiçbir şekilde zorlanma yaşamadan gayet güzel farmınızı atabilirsiniz. Wand ve bow. Büyük savaşlarda kesinlikle 10-10. Küçük savaşlarda 10-10. Arenada 10, 10. 1 1v1'de 8'e 8 bu 9'a 9 bile olabilir. Dungeonlarda 10, 10. Farmda da niye 7'ye 8 verdin diyeceksin. Çünkü bu class sub class yani support class. Bir healer class'ı diyebiliriz size kısacası. Hem heal atıyor hem sap yapıyor hem boostluyor o tarz şeyler yapabiliyor. Aynı şekilde Wand Staff da support class. Ama şimdi Wand ve Bow'da niye 7'ye 8 verdin diyecek olursan birazcık düşük kalıyor Bow'un demeyici açıkçası. Yavaşlığından dolayı o da ya. Tamam demeyici yüksek ama yavaş kalmasından dolayı Wand'ı da biliyorsunuz çok fazla demey çıkaran bir sınıf değil açıkçası. Bu ikinin kombini tam bir support class olduğu için ve farmda da bir tık yavaş olduğu için 7'ye 8 verdiğimi söyleyebilirim. Wand Staff da yine biraz önce dediğim gibi support bir klas. Büyük savaşta, küçük savaşta, arenada kesinlikle harika bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. Staff bova göre biraz daha hızlı demeçler çıkarabildiği için burada direkt farma ve dancına 10 10 verdim. Çünkü gerçekten harika bir sınıf olduğunu söylemem gerekiyor. Aynı şekilde 1v1'de de kendini çok rahat bir şekilde koruyabilir. O yönden bir sıkıntı olmaz. Wand ve Dagger bu sınıf genelde Kore'de çok fazla tercih edilmiyor ama oyuncuları yok mu? Tabii ki var. Oyun ayanı da var. Her sınıfların olduğu gibi burada kötü bir puan veriyoruz. Ama bu kişiye göre de değişebiliyor. Oynayan da gerçekten güzel oynayabiliyor. Onu da söyleyeyim. Büyük savaşlarda çok kırılgan olduğunu düşündüğüm için çok rahat bir şekilde tek yiyebiliyor bu çar. Aynı şekilde küçük savaşlarda da böyle ama bir tık daha tek atma ihtimali yüksek olduğu için Dagger'dan dolayı küçük çaplı savaşlarda bir tık daha öne çıkabiliyor açıkçası. Aynı şekilde küçük çaplı olduğunu düşündüğüm Arena 1v1'de de gayet güzel oldukları açık. O yüzden 10'a 10 ikisine de 10'a 10, 10 ve Dungeon'larda kesinlikle tercih edilmiyor. İğrenç bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. Hatta hiç kimse grubuna kolay kolay almaz. Bir guildiniz varsa ya da ekibiniz varsa anca o şekilde gruplarda yer bulabilirsiniz. Ya da oyunun başlarında olduğunuz için pek çok kişi bilmeyeceği için gruplara sizi alabilir. Farm'da da yine aynı şekilde kötü olduğunu düşündüğüm bir sınıf. Wand ve crossbow. Aynı şekilde 4'e 5 hatta dagger'dan biraz daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. Orta düzey bir silah olduğu için crossbow birazcık geri kalıyor açıkçası. Küçük sava savaşlarda 6 ve 6 direkt hedef haline geliyorsunuz. Çünkü çok kırılgan bir karakter. Yine arenada ve 1 ve 1'de 2'ye 2 ve 3'e 3 puanlandırma yaptığımı görüyorsunuz. Çünkü çok fazla deme içiyorsunuz ve hızlı bir şekilde ölme ihtimaliniz çok yüksek. Dungeonlarda pek tercih edilmez. Binde bir dungeonlarda grup bulabilirsiniz. Hemen farm'a geçecek olursak farm'da da yine 7'ye 7 kendini bir şekilde idame ettiren bir sınıf olduğunu görebiliriz. GS ve Dagger yani Great ve Dagger büyük savaşlarda orta düzey olduğunu söylemeliyiz. Bu sınıf birazcık daha böyle kolu olan kişilerin sınıfı. Çok zor bir sınıf. Gerçekten oynanıldığında zevk veren bir sınıf. Harika bir sınıf. Mele bir sınıf. Tercih edilmesi gereken bir sınıf olduğunu düşünüyorum. Ama yerine göre zor olduğunu düşündüğüm için bazı puanlamalarda kıstım açıkçası. Büyük Savaşlar'da 6'ya 7 verdim. Endgame'i 7. Tamam güzel klas hızlı vuruyor. Gayet yüksek bir hıza da sahip. Ama bir yerden sonra geri kaldığını söylememiz gerekiyor. Mele klas sonuçta. Ortaya girdiği zaman kafasına vurdun mu gidiyor. Küçük savaşlarda kesinlikle onaun on, tuttuğunu yok ediyor. İki tarafta da sersemletme yani stun skilli çok fazla olduğu için direkt tuttuğunu eliyor. Arenada da o şekilde ve 1v1'de de o şekilde. Tabii ki bunları kırmamdaki sebep daha iyi klasların olduğunu düşündüğüm için kırdım. Yani onun dışında kesinlikle o kadar kötü bir klas değil. Tercih edilebilir bir klas olduğunu da söylemeliyim. Dungeonlarda güzel. game'inde kesinlikle çok rahat dungeon bulabilirsiniz. Hiçbir şekilde geri kalmazsınız. Raidlerde falan kesinlikle ilerlersiniz. Yani farmda da çok fazla zevk alacağınız bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel bir sınıf. Kesinlikle tercih edilebilecek bir sınıf olduğunu söylememiz gerekiyor. Hemen bu bunun ardından hızlı bir şekilde ikinci tablomuza gelecek olursak şöyle getirelim. Bu tablo da aynı, sadece sınıfların ismi değişik. O yüzden tablonun üstünde çok fazla durmayacağım. Şimdi diğer sınıfımız olan G.S. ve Bow büyük savaşlarda idare eder. O kadar iyi bir sınıf olduğunu söyleyemem, ama Bow'un demeyicini hepimiz biliyoruz. G.S.'den de aldığı bir savunma olduğu için büyük savaşlarda bir tık daha opsiyonel olabiliyor. Küçük savaşlarda bir tık pısırık kalabilir. Bir yerden sonra açıldığına emin olabilirsiniz. Bu karakterin olayı tam. Tamamen elinizin alışmasıyla ilgili aslında. Çünkü eliniz alıştıktan sonra önünüzde kolay kolay adam duramıyor. Arenada ve 1v1'de kesinlikle güzel bir sınıf. Tek sıkıntımız burada işte yavaş olması. Skill'lerinin birazcık kuldağına sahip olması. Hemen ardından casting falan fişten derken birazcık sıkıntılı bir çar. Dungeon'da gayet güzel tercih edilebilir. Yüksek damage'e sahip top DPS sınıflardan birisi. Ama daha yüksek sınıflar olduğu için de buradan puanı kırdığımı söyleyebilirim. Farm'da kendi başınıza gayet güzel bir şekilde şekilde yetebiliyorsunuz. Bu nedenle korkunuz olmasın farm kısmında. GS ve Staff büyük savaşlarda kesinlikle güzel bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. Biraz önce de bahsetmiştim zaten. staf boğa göre biraz daha hızlı ve daha fazla skill attığını söyleyebilirim. O yüzden büyük savaşlarda 8 puan verdim game'ine Küçük savaşlarda bir tık daha geri planda kalabiliyor. Bunun da en büyük sebebi zaten Staff'ın biraz daha kırılgan olmasına bağlayabiliriz. Arena ve 1v1'de harika bir sınıf kesinlikle. Uzaktan haşlıyorsunuz. Yanınıza geldiğinde de zaten stun skill ile direkt ardından dönmeye atıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Bu kadar basit oluyor. Dungeon'da kesinlikle tercih edilen bir klas, Staff olmasından dolayı bayağı bir kişi tarafından ekibine alınan top dps diyebileceğimiz sınıflardan birisi ve farm konusunda da hiçbir şekilde geri kalacağınız bir sınıf değil açıkçası. Gridsword ve Crossbow. Büyük savaşlarda kesinlikle kırılgan olduğunu düşündüğüm için 5'e 5 verdim. Küçük savaşlarda da aynı şekilde çok fazla potansiyel göremedim ve kesinlikle çok iyi de bir kombin olamıyor bu iki sınıf açıkçası. Arena kısmında ve 1v1 kısmında da gördüğünüz üzere zaten çöp bir klas olduğunu söyleyebiliriz. Yani tamamen PvP'si kötü bir klas aslında bu sınıf. Dungeon kısmında yine eh işte bulma ihtimaliniz var diyelim. Öylesi daha mantıklı olur. Farm kısmına geldiğimizde yine aynı şekilde çok rahat bir şekilde kasılabilir ve çok rahat bir şekilde slot dönebilirsiniz. Grid ve Wand biliyorsunuz Wand heal sınıfı yani heal silah. Grid Sword da uzun kılıç. Büyük savaşlarda genellikle tercih edilmiyor. Kombinlemesi çok başarılı şekilde yapılamıyor. Çünkü bir yandan melee şekilde damage atmanız gerekirken bir yandan hem heal hem de Wand'ın verdiği uzak demeçten zor bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Küçük savaşlarda yine bir tık daha büyük savaşlara göre iyi olduğunu görebiliriz. Arena ve 1v1'de bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle endgame kısmında. Çünkü endgame'de biraz daha öne çıkabilen bir klas oluyor bu açıkçası. Dungeon'da grup bulmanız zor. Çok zor olduğunda söyleyebiliriz hatta. Kesinlikle Özellikle early game'de oyunun başlarında bilmeyenlerden dolayı bir grup bulabilirsiniz. Ama ilerleyen safhalarda bu sınıf birazcık sıkıntı çıkarabilir. Farm kısmında da yine early game'de biraz zorluk çekebilirsiniz. Yavaş şekilde kasılabilirsiniz ama end game'inde biraz daha rahatlayacağınızı söyleyebiliriz. Bir diğer sınıfımız Staff ve Dagger. Büyük savaşlarda kesinlikle harika bir sınıf olduğunu söyleyebiliriz. Direkt taramalı tüfek gibi yani eritiyorsunuz, yok ediyorsunuz. Küçük savaşlarda da aynı şekilde, arenada da ve 1v1'de de aynı şekilde. Bu kadar karakterin PvP'si gerçekten canavar gibi bir PvP'ye sahip. Dungeon kısmında da idare eder. Yani her şekilde grup bulabileceğinizi düşündüğüm bir sınıf. Farmda da zaten sizi geri atacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok rahat bir şekilde kasılacaksınızdır. Staff ve Crossbow. Büyük savaşlarda early game'de kesinlikle bir şey beklemeyin. Zaten bu büyük savaşlar genel olarak end game savaşlar olduğu için 7 puan verdim. Küçük savaşlarda da 7 puan verdim. O yüzden hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Arena kısmında ve 1v1 kısmında direkt kırılgan bir karakter olduğunuz için crossbow ve staff tamamen kırılgan bir karakter. Direkt sizi hedef aldığında direkt ölüsünüz yani ekstranız yok. Dungeonlarda yüksek DPS'e sahip olduğu için staff ve crossbow'dan bahsediyoruz tabii ki. 7'ye 8 kesinlikle grup bulabilirsiniz. Farm kısmında da kendinizi çok rahat bir şekilde idame ettirebilirsiniz. Bow ve Staff birazcık garip bir sınıf, çok hatta değişik bir sınıf. Neyin ne olduğu belli olmayan bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. Büyük savaşlarda kesinlikle harika demeyi çıkarıyor uzaktan vurulduğu şekilde. Yani bir insanın içine girersen ya da sana yaklaşırsa direkt ölüsün. Çünkü çok kırılgansın. Bow'un yavaşlılığını da göz önüne alırsak kesinlikle direkt ölüsün. Küçük savaşlarda direkt hedef haline gelmenden dolayı aynı şekilde arena ve 1v1'de de böyle direkt hedef haline geliyorsun ve tek yiyorsun. Bir ekstran olmuyor. Onun dışında top DPS bir sınıf olduğu için dungeon'da kesinlikle 10-10 olduğunu söyleyebiliriz. Farm kısmına geldiğimizde de kesinlikle 10-10 olduğunu söylemeliyiz. Çünkü top DPS sınıflardan bahsediyoruz ve kesinlikle range sınıflarda olduğu için uzaktan slotları yok edebilirsiniz. Bow ve Dagger büyük savaşlarda kesinlikle harika bir sınıf küçük savaşlarda da yani küçük ölçekli savaşlarda ve büyük ölçekli savaşlarda tercih edilebilen bir sınıf kendisi. Arena ve 1v1'de çok fazla tercih edilmiyor çünkü çok kırılganlar. Çok hızlı hareket ediyorlar. Yakalanmazsa bir şeyler becerebiliyor ama yakalanma ihtimal çok yüksek olduğu için buralardan puanlarını kırdım. Dungeon'da gayet güzel sınıflar ve farmda da yine kendini tutabilen bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. Bow ve Crossbow büyük savaşlarda kesinlikle ölü bir sınıf. Ya bu klas tamamen PvP düşmanı bir klas. Yani bu klası seçtiğinizde PvP aklınızdan çıkarın. Çünkü bu klasla PvP yapmanız imkansız. Büyük savaşlarda tek yiyeceksiniz. Kesinlikle tek yiyeceksiniz. Çok kırılgan bir sınıf ve kesinlikle bow'un yavaş olması ve X bow yani cross bow'unda menzilinin düşük olduğunu varsayarsak kesinlikle tek yiyeceğiniz arenada ve 1v1'de tercih edilmeyecek bir sınıf olduğunu söyleyebilirim. Dungeon'larda tercih edilebilirsiniz. Çünkü bu iki sınıf PvE kısmında gerçekten güçlü sınıflar. Farm'da da kesinlikle kendiniz çok rahat bir şekilde idame ettirebileceğinize eminim. Crossbow ve Dagger'a geldiğimizde ise büyük savaşlarda kesinlikle ilk başta iyi olsa da end kesinlikle kötü. Yani daha çok diğer sınıfları tercih etmeniz benim önerimdir. Bu sınıfı eğer büyük savaşlarda oynamayı düşünüyorsanız vazgeçmenizi tavsiye ederim. Küçük savaşlarda yine bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çok kötü değil. Arena kısmında idare eder ve bir ve bir de güzel bir sınıf olduğunu tekrardan söyleyebiliriz. Yine Xbow yani Crossbow ve Dagger olmasının kaynaklı olarak top DPS PVA sınıflar olduğu için Dungeon'da 10-10 ve Farm'da da 10-10 olduğunu söylememiz mümkün. Elimden geldiğince tecrübelerime dayanarak bir tier list videosu hazırlamaya çalıştım. Daha çok puanlama videosu oldu ama biz bunu tier list olarak sayalım. Yani ekstra olarak söylemek istediğim bir şey yok. Her şey zaten video içinde söyledim. Sizin söylemek istediğiniz ya da benim yanlışım olan bir şey varsa şu sınıf daha iyi sen yanlış biliyorsun falan sizin de deneyimlerinize dayanarak önerileriniz varsa yorumlarda lütfen belirtin. Diğer arkadaşlar arkadaşlarımız da faydalansın. Ben de bilmediklerimi sizin aracılığınızla öğrenmiş olayım. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.